Evet, deneme 1, 28. biyoloji sorusu. Suya ait özelliklerinden hangileri bitkilerin gövdesinde suyun yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştırmaz demişiz. Yalnız 1, yalnız 2, yalnız 3, 1 ve 2, 2 ve 3. Şimdi gençler, suyun molekülleri arasında kohezyon kuvveti oluşması ne demektir? Su moleküllerinin hidrojen bağlarıyla bir araya gelerekten çekim kuvveti oluşturmasıdır. Ve bu çekim kuvvetini oluşturması demek, bitkiler yapraklarından stomalar yoluyla terlemeleriyle beraber artan ozmotik basıncın etkisiyle suyun yukarıya doğru taşınmasını kolaylaştırıcı bir durum demektir. Evet, su çözücüdür ve inorganik yapıdadır ama çözücü olması ya da inorganik yapılı olması bitkilerin gövdesinde suyun yer çekimine zıt yönde taşınmasını kolaylaştıracak bir adaptasyon değildir. Örnek veriyorum, çözücü olması. Topraktan su Pardon, bitki suyla beraber neyi alıyor çocuklar? Mineralleri alıyor. Mineralleri nasıl alacak? Çözerekten alacak. Kim çözecek bunu? Su çözecek. Dolayısıyla herhangi bir şekilde çözücü olması ya da inorganik yapıda olması gövdeden yukarıya doğru suyun taşınmasına yönelik bir kolaylaştırıcı durumu ortaya çıkartmaz. Yukarıda verilenlerden hangileri DNA moleküllerinde bulunmaktadır demişiz. Bakalım şimdi. Şimdi DNA kaç zincirlidir? İki zincirlidir, değil mi? Mesela adenin diyelim buraya, buraya timin diyelim. Arasında kaçlı bağ var? İkili bağ var. Şimdi burası azotlu organik baz, burası da azotlu organik baz. Bunların yanında ne var? 5 karbonlu şeker olarak deoksiriboz var ve bunun yanında da fosfat var. Aşağıya geçelim, guanin yapalım. Üçlü bağ yapalım çocuklar. Sitozinle beraber üçlü bağ yapsın. Buna bakıyorum. Bu da ne yapıyor? Yine deoksiriboz ve fosfat bağ, değil mi? Şimdi bakın, burası nedir? Zayıf hidrojen bağı. Burası nedir? Azotlu organik baz. Burası nedir? Glikozit bağı. Burası nedir? Pentoz. Burası nedir? Ester. Bu fosfat ve dikkat, fosfatla şeker arasında fosfodiester bağı bulunmaktadır. Şimdi hemen üçüncü önceye geçelim. İkiden önce üçe geçelim. Adenin ribonükleotit. Şimdi bakın, burada ne yazmışız biz? Ribo. Ribonükleotit ribozdan kaynaklanır, RNA'nın yapısında bulunur. Veyahut da ATP'nin yapısında bulunur çocuklar. Kalkıp da 3 numaralı öncüyü DNA'nın yapısında bulunur demeyelim. Enzim biyolojik katalizördür arkadaşlar. Reaksiyonu gerçekleştiren organik yapılı katalizördür. DNA'nın yapısında bulunma durumu söz konusu dahi olamaz. Cevap da yalnız 1 olur. Evet arkadaşlar. AYT 1. denememizin 30. sorusunun çözümünü gerçekleştiriyoruz. Laktik asit fermantasyonunda aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşemez? Şimdi fosforilasyonla başlayalım. Arkadaşlar, laktik asit fermantasyonunda fosforilasyon olayını şu şekilde yapalım. Genel denklem üstünde gösterelim. Şimdi bizim laktik asit formülümüzün, daha doğrusu fermantasyonumuzun genel denklemi nedir? C6 H12 O6, yani glikoz artı 2 ATP tüketeceğiz. Eşittir. 4 tane ATP üreteceğiz. Artı 2 tane C3 H6 O3 ile sembolize ettiğimiz laktik asiti meydana getireceğiz. Ve bu tepkime bir egzergonik tepkime, yani ısının açığa çıktığı tepkime olduğu için artı ısı şeklinde de gösterelim. Şimdi görüldüğü üzere 2 tane ATP'yi tüketerek başladık. Niye 2 tane ATP'yi tükettik? Çünkü reaksiyonun başlaması için gerekli olan enerji, yani aktivasyon enerjisi şeklindedir diyeceğiz. Net kaç tane ATP kalacak? 4 tane ürettiğimize göre net 2 tane ATP kalacak. O zaman ATP üretimi var, fosforilasyon. ATP tüketimi defosforilasyon da var. Organik yapıda son ürünün elde edilmesi. Bakın arkadaşlar, organik yapılı son ürün. CHO. Laktik asit bir organik moleküldür. Devam edelim. Nat molekülünün indirgenmesi. Şimdi bakın, laktik asit fermantasyonunda iki tane aşama var. Bunlardan bir tanesi glikoliz aşaması, bir diğeri son ürün aşaması. Tamam. Şimdi glikoliz aşaması, 6 karbonlu glikozu alıyoruz. 2 tane 3 karbonlu olan piruvata kadar parçalıyoruz. Tamam. Bu esnada, şu arada
Eksi 2 ATP artı 4 tane ATP. Yani defosforilasyon ve fosforilasyon olaylarını gerçekleştiriyoruz. Yani net 2 tane ATP burada gelecek bize. Ve NAD isimli bir koenzim var. Toplamda 2 tane ve biz bunu ne yapıyoruz? İndirgiyoruz. 2 tane NADH'a indirgiyoruz arkadaşlar. Şuraya artımızı da koyalım. 2 NADH'a bunu indirgiyoruz. Şu görmüş olduğunuz olay glikoliz olayıdır. Son ürün aşaması ise bundan sonra olur. Burada indirgediğiniz NAD'ı yükseltgeceksiniz. NADH'ı alacaksınız. NAD'a çevireceksiniz. Yükseltgenme olayıdır. Hidrojenleri bırakmış. Ve tekrardan 2 tane 3 karbonlu olan, bak 2 tane 3 karbonlu olan laktik aside çevireceksin. NAD molekülünün indirgenmesi de var mıymış? Varmış. O halde karbondioksitin açığa çıkması yoktur ki karbondioksitin açığa çıktığı fermantasyon çeşidi etil alkol fermantasyonudur. Evet arkadaşlar, 31. sorunun çözümündeyiz. Aşağıdaki şekilde yaprak enine kesiti gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Burada 4 numaralı kısım stoma bölümü olacak. 1 numaralı kısım epidermis bölümü olacak. 2 numaralı kısım palizat parenkiması olacak. 3 numaralı kısım sünger parenkiması olacak. Şekilsel, yani görsel sorularda şekilin üstünde isimlendirmeyi yapmak size inanılmaz derecede güven verir. Bunu unutmayın. Buna göre numaralandırılan bölgeler ile ilgili 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1 numaralı bölge epidermistir ve fotosentez yapamaz. Görüldüğü üzere gerçekten de fotosentez yapamaz. Çünkü kloroplast organeli yoktur epidermis dokumuzun. 4 numaralı bölge stomadır. Epidermisin farklılaşması sonucu oluşur. Şimdi diyebilirsiniz ki ya hocam, stoma fotosentez yapmıyor mu? Evet. Epidermis yapmıyor. O da evet. Epidermisin farklılaşması sonucu, yani fotosentez yapmayan bir dokunun farklılaşması sonucu fotosentez yapan bir doku nasıl oluşuyor dediğiniz anda ben de size şunu söylerim. Epidermisin, evet, fotosentez yapabilme özelliği yok ama o gen onda mevcut, pasif halde bulunuyor. O gen aktifleşir ve farklılaşma gerçekleşir diyebilirim. 2 numaralı bölgedeki hücrelerde bulunan kloroplast organeli miktarı, yani palizat parenkimasında bulunan kloroplast organeli miktarı 3 numaralı bölgede bulunan hücreler oranına daha az değil, daha fazladır. Palizat parenkimasının kloroplast miktarı süngerden daha fazladır. Onun için yanlış olan seçeneğimiz yalnız 3 seçeneğidir arkadaşlar. 32. Aşağıdaki şekilde insana ait sindirim kanalı gösterilmiştir. Yine bir isimlendirme durumu söz konusu olacak. Bir numaralı yer neresidir çocuklar? Karaciğerdir. İki numaralı yer neresidir? Midedir. Üç numaralı yer neresidir? Pankreastır. Dört numaralı yer neresidir? İnce bağırsaktır. Beş numaralı yer neresidir? Kalın bağırsak. Kaç numaralı organlarda proteinlerin kimyasal sindiriminde kullanılan enzimler üretilir? 1 ve 2, 1 ve 4, 2 ve 4, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Şimdi dikkat et. Karaciğerde safra sıvısı üretiliyor. Safra sıvısı yağların mekanik sindirimini sağlıyor. Herhangi bir şekilde proteinlerin kimyasal sindirimini sağlayacak bir enzim üretimi söz konusu değildir. Dolayısıyla birinci öncülerin olduğu seçenekleri eliyoruz. Midede bir enzim var. Ne onun adı? Pepsinojen. Nasıl enzim? Pasif enzim. Proteinlerin sindirimde görevli mi? Görevli. Pepsin haline çeviriyoruz biz onu ve proteinlerin sindirimini başlatıyoruz midede. Dolayısıyla 2 numaralı öncüyü alacağız ki var zaten gördüğünüz gibi. 3 numaralı kısım pankreas. Şimdi bu neydi? Pepsinojen. Protein sindirimi için gerekli olan enzim. Pankreastan da 3 tane enzim var arkadaşlar. Onu oraya sığdıramayız. Buraya yazalım. Kim? Tripsinojen. Kim o tripsinojen? Ve karboksipeptidaz. Bu 3 tane enzimi pankreas üretiyor ve proteinlerin sindirimde kullanıyoruz. Bu da var. İnce bağırsakta arkadaşlar aminopeptidaz, dipeptidaz,
ve tripeptaz dediğimiz 3 tane de enzim kullanımı söz konusudur. Hatta katalizörlük değil, aktivatörlük yapan enterokinazı da yapalım. Çünkü enterokinaz evet biyolojik bir katalizör olarak orada görev almıyor. Aktivatörlük rolünü üstlenmiştir. Ama sonuçta protein sindirimde kullanılan bir enzimdir. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği oluyor. Evet, 33. Yukarıda verilenlerden hangileri insanlarda ön beyin bölgesinde yer almaktadır? Şimdi arkadaşlar biz ön beyni önce bir sınıflandıralım. Nasıl yapalım? Şöyle ikiye ayıralım. Bunlardan ilki uç olsun, bir diğeri ara olsun. Arayı da üçe ayıralım. Talamus, epitalamus ve hipotalamus şeklinde. Şimdi bakın, ön beyin. Peki bunlar ne? Omurilik soğan olsun, pons olsun, beyincik olsun. Hepsi çocuklar arka beynin elemanları olarak ön plandadır. Onun için cevabımız Adana seçeneği oluyor. Evet, 34. sorudayız. Uzun kemik yapısından bahsetmişiz. Yine her zamanki gibi ne yapalım? İsimlendirelim. Bir numaralı kısım epifiz plağı ya da epifizyal kıkırdak diye geçer. İki numaralı kısım süngerimsi doku diye geçer. 3 numaralı kısım periost ya da kemik zarı olarak geçer ve 4 numaralı kısım da sarı ilik diye geçer. Şimdi 4 numaralı kısım kısa kemiklerde de bulunmaktadır. Hayır, sarı ilik yağ hücrelerinden oluşan, sadece uzun kemikte bulunan. Gerektiği zaman lökosit dediğimiz akü var, yani beyaz kan hücrelerini üretebilme özelliğine sahip bir yapıdır. 1 numaralı kısım epifizyal kıkırdak. Boyca uzamayı sağlıyor. Fakat ergenlik sonuna kadar. Ergenlik bittiği an gençlik, burası kemikleşecektir. 3 numaralı kısım kemiği besleyen, kemiği onaran, kemiği kalınlaştıran periost, yani zar kısmıdır. 2 numaralı kısım kırmızı ilik dediğimiz ilik kısmını içeren, kan hücrelerinin üretimini sağlayan bir bölümdür. Sadece uzun kemiklerde değil, bütün kemik çeşitlerinde bulunur. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3'tür diyoruz. Yukarıda verilen hormonlardan hangileri sağlıklı insanlarda hem erkek hem de dişi bireylerce salgılanabilir? Yalnız 4, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 2, 3 ve 4. Gençler, bir kere en başında şunu söyleyeyim. Bütün şurada görmüş olduğunuz hormonların hepsi hem erkek hem dişi bireyler tarafından salgılanabiliyor. Peki FSH'ın erkekteki rolü ne? FSH'ın dişilerdeki rolü ne? Şimdi gençler, FSH erkeklerde spermatogenezi uyarıyor. Dişilerde ne yaptırıyor? Östrojen salınımını gerçekleştiriyor. LH erkeklerde neyi gerçekleştiriyor? Testosteron hormonunun salınımını gerçekleştiriyor ki feedback, yani geri bildirim mekanizması vardır burada. Dişilerde yumurtalıktaki yumurtanın yumurta kanalına atılması, yani ovülasyonu gerçekleştiriyor. Testosteron sperm üretimi ve erkeksi özelliklerinin ortaya çıkması, yani sekonder ya da ikinci karakterlerin ortaya çıkması. Dişilerde nerede salgılanıyor? Görevi nedir dersen arkadaşlar, bakın dişilerde salgılandığı yeri yazıyorum size. Böbrek üstü bezinin korteksinde aklınıza gelebilecek bütün eşeysel organlar, pardon özür diliyorum, hormonlar bütün insanlarda salınımını gerçekleştirir. Tiroksin erkeklerde ve dişilerde tiroid bezinden salgılanan, ikisinde de metabolizma, yani metabolik faaliyetleri düzenleyen bir hormon grubudur. Onun için de cevap 1, 2, 3 ve 4'tür diyoruz. İnsanlarda atar damar, kılcal damar ve toplar damarların akış hızlarına yönelik 5 öğrencinin yapmış olduğu sıralama aşağıdaki gibidir. Aleyna, Ece, Ömer, Baturay ve Atakan. Buna göre damarların kan akış hızlarına göre sıralanışını öğrencilerden hangisi doğru cevaplamıştır? Arkadaşlar, akış hızı dediğiniz zaman atar damar, yani kanı kalpten uzaklaştıran atar damar, ki basıncı da maksimum olan damardır,
Ön planda tutmak zorundasınız. En fazla akış hızına sahip olan damar çeşididir. Sonrasında toplar damar, sonrasında kılcal damar. Şimdi şurada bir şeye değinmemiz lazım. Şimdi öğrencinin sormuş olduğu bir soru oluyor. Diyor ki, ya hocam diyor, basınç olarak diyor, kılcal damar burada, toplar damar burada. Basınçla akış hızı doğru orantılı gitmesi gerekmiyor mu? Evet, ama kılcal damarın görevi nedir? Madde alışverişidir. Hücrelere maddeyi iletirken akış hızını son derece yavaş yapması lazımdır. Ve aynı zamanda toplam kılcal damar kesit alanı bütün damarlardan daha fazla olduğu için o basınç ne kadar yüksek olursa olsun akış hızı minimalize olur. Onun için burada da doğru yanıtı veren atar damar, toplar damar, kılcal damar şeklinde Baturay'dır. Evet, 37. sorudayız. AYT sayısal deneme 1 bölümünün 37. sorusundayız. Tohumun çimlenmesi sırasında olaylarından hangileri gerçekleşemez? Yalnız 3, 1 ve 4, 1, 2 ve 3, 2, 3 ve 4, 1, 2, 3 ve 4. Arkadaşlar, tohum çimlenmesi bir gelişme olayıdır. Gelişme diyorsanız burada tabii ki kim gelecek devreye? Mitoz bölünme. Tohum çimlenirken herhangi bir biçimde fotosentez olayını gerçekleştiremez. Yaprakları yoktur. Dolayısıyla kuru ağırlıkta herhangi bir biçimde artış söz konusu değildir. Burada cepten yer tohum. Yani cepte depo etmiş olduğu nişasta, yağ ve protein depoları var. Bu depoları önce hidroliz edip daha sonra solunumla yıkıp ATP'yi elde ediyor. Ve elde ettiği ATP ile de, yani enerji kaynağıyla da, mitoz bölünme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bakın. Öğrencinin en fazla sıkıntı yaşayacağı bölümlerden bir tanesi ikinci öncüdür. İnorganik madde tüketimi. Şimdi çoğunuz şu soruyu şöyle çözüyorsunuz. Hocam bu fotosentez yapmıyorsa inorganik maddeyi de tüketemez. Hayır, bunun fotosentezle alakası yoktur. İnorganik maddeye örnek olarak suyu verin. Bugün suyu tüketmeyen herhangi bir canlı söyleyebilir misiniz? Su bir kere her şeyden önce ATP'yi hidrolize etmede kullanılan, tüketilen bir moleküldür. Ve bugün her canlı solunum yapıyorsa, her canlı solunum yapabilmesi için mutlak surette aktivasyon enerjisi olarak ATP tüketmek zorundadır. Dolayısıyla ATP'yi tüketirken de %100 su tüketimini gerçekleştirecek. Etil alkol fermantasyonu. Arkadaşlar, bakın, tohum eğer çimlenme sırasında oksijensiz kalır ise eğer, bir süreliğine de olsa etil alkol fermantasyonu yapar. Nasıl ki biz aşırı yorulduğumuz zaman çizgili kas hücrelerinde laktik asit fermantasyonu yapıyoruz, tohumu da aynen buna benzetebilirsiniz ama bir süreliğine. Çünkü alkol sonuç itibariyle zararlı bir moleküldür. Hücrelerde homolog kromozomların zıt kutuplara çekilmesi mayoz bölünmede olan bir şeydir. Mayozun anafaz bir evresinde gerçekleşen bir olaydır arkadaşlar. Dolayısıyla çimlenme sırasında mayoz bölünme olmadığına göre ne diyeceğiz? 1 ve 4 numaralı olaylar çimlenme sırasında gerçekleşemez diyeceğiz. Evet. 38. sorudayız. Kök hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Embriyonik kök hücrelerin kendilerini yenileme ve diğer doku hücrelerine dönüşme yetenekleri çok yüksektir. Arkadaşlar, bakın, kök hücre sürekli bölünme özelliğine sahip olan ve farklılaşmamış hücre topluluğu şeklinde gelir. Yani Denizli ve Edirne seçenekleri otomatikman çıktı. Kök hücreyi 3 yerden alabilirsin. 1. Embriyo. 2. Göbek kordonu. 3. Yetişkin bireyler. Şimdi embriyodan alınan kök hücrelerin diğer dokulara dönüşme olasılığı çok 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 yüksektir. Ama biyoetik açıdan bir sorun teşkil eder. En kolay kök hücre göbek kordonundan alınır.
diğer hücrelere dönüşme özelliği, yeteneği en az olan hücre grubu yetişkin bireylerden elde edilen kök hücre grubudur. Şimdi diğer seçenekleri okuyalım. Embriyonik kök hücrelerin kendilerini yenileme ve diğer doku hücrelerine dönüşme yetenekleri çok yüksektir. Doğru. Göbek kordonundan alınan kök hücreler en kolay elde edilen kök hücre çeşididir. Doğru. Yetişkin birey kök hücrelerinin diğer doku hücrelerine dönüşüm gücü çok yüksek değildir arkadaşlar. Yanlış. Demek ki cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Evet arkadaşlar, 39. sorudayız. Kloroplast organelinin şekli aşağıda gösterilmiştir. Şekilde 1 ve 2 numaralı yerlerde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1 numaralı kısım, 1 numaralı kısım grana ya da tilakoid boşluk olarak adlandırılabilir. 2 numaralı kısım kloroplastın stroma bölgesidir. Stroma kısmında Kelvin döngüsü dediğimiz ışıktan bağımsız evreler gerçekleşirken grana kısmında ışığa bağımlı evreler gerçekleşmektedir. Şimdi ışığa bağımlı evrelerde gerçekleşen olaylara bir göz atalım isterseniz. Işığa bağımlı evrelerde fotoliz vardır arkadaşlar. Yani ışık yardımıyla suyun iyonize edilmesi. Işığa bağımlı evrelerde fotofosforilasyon vardır arkadaşlar. Yani ışık yardımıyla ATP eldesi. Işığa bağımlı evrelerde elektron taşıma sistemi görevlidir. Işığa bağımlı evrelerde NADPH sentezi durumu söz konusudur. Işığa bağımlı evrelerde fotoliz sonucunda O2 açığa çıkar. Bakın reaksiyonları körü körüne ezberleme devri bitti artık. Yani kazanımlar da o kısmı istemiyor. Net bir şekilde oradaki özet bölümü istiyor. Dolayısıyla siz de bu kısma dikkat edin lütfen. Peki ışıktan bağımsız kısımlara bakalım. Işıktan bağımsız kısımlara bakalım. Işıktan bağımsız evrelerde karbondioksitin tüketimi var. Fosfogliseraldehit sentezi var. Organik besin sentezi var. NADPH'ın yükseltgenmesi var. Çünkü NADPH burada hidrojenleri bırakıp tekrar NADP'ye dönecek. Keza aynı şekilde fosforilasyonun tersi olan defosforilasyon, yani ATP tüketimi de var. O zaman şimdi ışığa bağımlı burası, ışıktan bağımsız burası, suyun fotolizi, karbondioksit tüketimi kesinlikle doğrudur. O2'nin açığa çıkması, bakın defosforilasyon, bakın kesinlikle doğrudur. NADPH'ın sentezi, bakın organik besin sentezi burada da var. Elektronların ETS aktarımı görüyorsunuz. Karbondioksit tüketimi, evet. Fotofosforilasyon, evet. Ama NADPH sentezi demişiz. NADPH sentezi olmaz. Yükseltgenmesi olur. Tuttu hidrojenleri, bırakması gerekiyor. Evet arkadaşlar, 40. soru dikkat etmeniz gereken bir soru tiplemesi. Malum bu sene 12. sınıfın son ünitesi canlılar ve çevre ünitesi olarak geçiyor. Canlılar ve çevre ünitesinde varyasyon, doğal seçilim, yapay seçilim, adaptasyon ve mutasyon terimleri üzerine ciddi bir konu bölümü vardır. Ve bu da canlılar ve çevre ünitesine yönelik bir soru tiplemesidir. Şimdi soruyu okuyalım. X antibiyotiğine maruz bırakılan bir bakteri türüne ait bireylerden bazılarının X antibiyotiğine karşı dirençli oldukları ve çoğalmaya devam ettikleri gözlenirken bazılarının X antibiyotiğinden etkilenip yok oldukları gözlenmiştir. Bakın bazıları direnç kazanıyor, çoğalıyor, ötekiler de etkilenip yok oluyor. Buna göre 1-2-3-4 ifadelerinden hangileri söylenebilir? Bakterilerin antibiyotiklere direnç kazanmaları doğal seçilim yoluyla sağlanır.
Arkadaşlar, doğal seçelim. Doğada güçlü olan canlıların, ki bu canlılar mikroorganizmalar da olabilir, çok hücreli canlılar da olabilir, hiç önemli değil. Canlı kalıp güçsüz olanların yaşamını yitirmesidir. 2. Yani bu doğru. 2. Antibiyotiğe dirençli olan bakteriler ilgili genleri konjugasyon yoluyla diğer bakterilere aktarıp eşeli olarak çoğalırlar. Bakın, şuraya kadar olan kısım komple doğru. Ama eşeyli çoğalma dediği an şöyle bir sorunla karşılaşacaksın. Hiçbir prokaryotik canlı, ki bakteri prokaryottur unutma, eşeyli olarak çoğalamaz. Mayoz bölünme özelliği var mı? Yok. Döllenebilme özelliği var mı? Yok. E nasıl eşeyli çoğalacak? Mümkün değil. 3. Bakterilerin geçirdikleri mutasyonlar, bakterilerin antibiyotiğe direnç geliştirmesine sebep olabilirler. Olabilir. Gerçekten de olabilir. Mutasyonu geçirmiştir. Gen yapısında değişiklik meydana gelmiştir. Bu da onda direnç gelişimine sebebiyet vermiştir. 4. Kap içerisindeki bakteriler aktif hareket edebilirler. Arkadaşlar bakın, kamçı çizmişiz, dikkat edin. Şekilsel, görsel sorularda şekli çok iyi bir şekilde etüt etmeniz lazım. Bakın, eğer şekle düzgün bakmazsanız ya bu nedir deyip cevabı 1-3 olarak da işaretleyebilirsiniz. Ama kamçı da var burada. Onun için yanıtımız 1-3 ve 4 şeklinde geliyor.